bazı müşterilerin çok kaba davranmasına toplumda nasıl çözüm bulabiliriz? Yani herhalde kötü konuşuyor falan. Lanlı manlı falan saygısızlık yapıyor olabilirler. Bir esnaf loncası olması lazım. Esnaf loncası. Bakkal falan, kasap falan, değil mi? Esnaf loncası. O mahallenin esnaf loncası. Mesela çaycıya, çay getiren kişiye adam lanlı hitap etmiş. İşte koy lan şuraya falan çay diyor. Yahut ağzını bozuyor. Onun o sözü, o loncanın duvarında bu adam bunu söylediğinin yayılması lazım. Görüntüsüyle beraber. Acayip caydırıcı olur. Herkes gelip sorsun, niye dedim bu çocuğa böyle? Telefon etsinler, bu çocuğa niye böyle davrandın? Bir daha yapamazlar. Aslında işte ah bir mehdiyet yetkisi olsa, bak bu konular yıldırım hızıyla hallolur. Yani çok kızdırıcı bir şey. Bak nur gibi çocuk, nur gibi insan. Sen kimsin de böyle aslan gibi delikanlıya laf söylüyorsun? Yani aşağılık kompleksi içinde, haysiyetsiz, şerefsiz, namusların dışında bunu yapan olmaz. Ya yani karaktersiz, haysiyetsiz, cibriyetsiz, nursuz, başka bir şey var. El kadar çocuk sana akşama kadar hizmet etmekle uğraşıyor, çay getiriyor, Allah sana sunuyor, onu vesile ediyor. Ne istiyorsun ondan sen? Allah razı olsun diye teşekkür et. Benim yakışıklıma Allah cennet nasip etsin. Cennet ona inşallah cennet güzelleri hizmet etsin. İnşallah. Orada kötü bir söz işitmezler diyor Allah. Ancak selamdır diyor. Demek kötü söz neredeymiş? Dünyada. Dünyanın özelliği bu. Nur gibi maşallah. Ah severim ben senin temizliğini, güzelliğini, beyazlığını. Şu ihtişamı bak şu güzelliğe. Maşallah. O kadar çok seviyorum ki maşallah. Ah benim canımın içi. Allah ömrün uzun etsin sen. Maşallah. Hepimiz Allah cennette buluştursun. İnşallah. Evet dinliyorum.